Evet, tekrar merhaba arkadaşlar hepinize. Merhaba hocam. Merhaba. Bilimsel süreç becerilerini konuşuyorduk. Başladık. Detaya girmeliydik aslında. Ne demiştik? Planlama, başlama, uygulama ve sonuç bölümünün farklı olması aslında önemli demiştik. Burada gözlem deneyin içinde de olur, deneyden önce de olur. Mesela ayın gözlemlenmesi bir gözlemdir. Sonrasında karşılaştırma ve sınıflama. Bu bağlamda hayvanların karşılaştırması, bitkilerin karşılaştırması, hayvanla bitkinin karşılaştırması, bileşiklerin karşılaştırması gibi şeyler olabilir. Burada asıl karıştırılan nokta şu üç kavramdır. Çıkarım yapma, tahmin ve kestirimdir. Şimdi burayı konuşalım. Buradan da çok soru soruluyor. Nedir bu? Bir anlayalım. Şimdi bir kere şuradan başlayalım. Tahmin ve kestirimin her ikisi de deneyden önce yapılır. Şuraya deney diyelim. Deneyden sonra ne olacaklara yönelik, şuraya deneyden öncesi diyelim. Sonra ne çıkar diye tahmin etmektir ikisi de. Mesela bu deneyi yaptığımızda bu nesne suyun yüzeyinde kalır, batar, çıkar falan demek yordamadır. Bunların ikisi de yordamadır. Fakat aralarında şöyle bir fark vardır. Tahmin batar, yüzer, efendim kimyasal reaksiyona girer, girmez, mıknatısla çekilir, çekilmez gibi. Tahmin niteldir. Oysa bu nesnenin %20'si suyun üzerinde kalır. 2 birim reaksiyona girer gibi sayısal tahminlere, yani nicel tahminlere, buna nicel diyelim, kestirim diyoruz. Burası basit. Yani deneyden sonra bir şeyle ilgili batar, yanar dersen bu tahmindir. %10'u yanar, kimyasal reaksiyona hepsi %100'ü girer, %90'ı girer demem de sayısal bir tahmindir ve sayısal tahminin adı da kestirimdir. Şimdi asıl karışan şey şurası, çıkarım. Çıkarım sonraya yönelik değildir. Çıkarım olayın nedenlerini anlamak, niçinini anlamaktır. Şöyle bir örnekle anlatmaya çalışacağım. Diyelim ki şurada sarı renkte çizelim. Güneş olsun. Şurada kahverengiyle çizelim. Dünya olsun. Şurada da mavi ile çizelim. Ay olsun. Ayın da evrelerini Beşinci sınıfta ayın evreleri fen eğitiminde konu olarak var. Şöyle saat yönünün tersine döndüğünü şöyle işaretleyelim, gösterelim. Bir çocuğa öğretmeni görev vermiş ki Mevin kitabında da böyle bir performans görevi var. Bir ay boyunca ayın evrelerini ve ayın durumunu izleyeceksin diyor. Çocuğun şu dolunay evresinde izlemeye başladığını varsayalım. Dolunay evresinde de güneş ışınların geldiği yeri maviyle çizdim. Aydınlık görünen yeri şöyle. Çocuk da dünyadan baktığında her tarafı, şimdi karışmasın diye söyleyelim, mavi ile çizilmiş olan yer
aydınlık. Ve çocuk bu dolunay evresinde dolunay yani tamamen aydınlık olarak görecek şuradan baktığı için. Ertesi günü şurada bunu %100 aydınlık olarak görürken birinci günün sonunda bir gün sonrasında %90'ını aydınlık görecek, bir kısmı karanlıkta kalmış olacak. Atıyorum ikinci günde %75'ini aydınlık görecek, biraz daha kararmış olacak. Şuraya gelince de ayın son dördün dediğimiz şurası görünecek, öbür taraf görünmeyecek falan. Şimdi şurada birinci, ikinci günden sonra çocuğun ikinci günde olduğunu varsayıyorum. Ve ikinci günde çocuk üçüncü gün için tahminde bulunuyor. Ve diyor ki zannedersem yarın biraz daha az yeri görünür. Görünen yer azalır demesi tahmindir. Aynı çocuğun ikinci günde, üçüncü gün için %10 daha az göreceğim, %15 daha az göreceğim gibi sayısal bir tahmin yapmasına ise kestirim adını veriyoruz. Bunlar geleceğe yöneliktir. Gelecektir. Çocuğun böyle iki gün, üç gün, beş gün bunu gözlemlediğini, yordamalar yaptığını, tahminler yaptığını varsayalım. Tabii bunu çocuğun yapması zor ama yaptığını varsayıyorum. Çocuk bir noktadan sonra 28 günde bir şeye uyanıyor. Tabii daha erken de uyanabilir. Diyor ki, ha biz neden bazen ayı tam yuvarlak aydınlık, bazen yarım, bazen de hiç aydınlık görmüyoruz? Çünkü şimdi anladım. Çünkü çocuk çıkarım yapacak. Çünkü ben buradan baktığımda bunun aydınlık yüzünü göremiyorum. Var aydınlık yüzü ama aslında göremiyorum. Buradan baktığımda ise güneş şurayı aydınlatıyor. Ben bunun aydınlık yüzünü şöyle görüyorum, D şeklinde görüyorum demesi bir çıkarımdır. O zaman çıkarım geleceğe yönelik midir? Hayır. Çıkarım ne olduğunu anlamaya yöneliktir. İşte aradaki fark da budur. Burası soru değeri taşıyor. Şimdi biraz buradan yürüyelim. Efendim. Biraz bir şeyler yazdım burada. Demişiz ki bilimsel süreç becerileri fen dersinde öğrencilerin geliştirmesi beklenen bilişsel ve motor becerilerdir. Bu beceriler 3 grupta incelenir demişiz zamansal süreçte. Başlama, planlama, gözlem. Bir deney veya araştırma başlamadan önce gözlem verilerinden hareket ederiz. Bir örnek vermişiz. Örneğin bisikletimizde var olan bir teknik sorun ile ilgili önce gözlem yaparız. Mesela bisikletin ses geldiğini, bozuk olduğunu falan görürüz. Ancak gözlem sonraki aşamalarda da kullanılır. Tek başına deney içermeden de gözleme dayalı bilimsel süreç becerileri olabilir demişiz. Araştırmamız deneysel ise kaçınılmaz olarak içinde gözlemde vardır demişiz. Gelelim karşılaştırma sınıflama. Araştırmaya başlarken gözlemlerimizi anlamlandırmak için sınıflandırırız. Örneğin geçmiş deneylerimizden suyun saf ve tuzlu halindeki kaynama noktası farkını görmüş olmamız kaçınılmaz bir karşılaştırma ve sınıflama üretmemizi sağlar. Veya yukarıdaki bisiklet örneğinde düz zeminde veya engebeli zeminde bisikleti sürdüğümüzde seslerin farklı olması bir karşılaştırma ve sınıflamadır. Yalnız şunu da söyleyeyim. Karşılaştırma ve sınıflamayı illa iki şeyi karşılaştırmak olarak düşünüyorlar. Mesela daha önce sorulan sorularda diyelim ki 10 gün boyunca bir bitkiyi büyümesini izliyoruz. 9. ve 10. gündeki karşılaştırmaya karşılaştırma demiyorlar. İlla bir bitkiyi başka bir bitkiyle karşılaştırırsan karşılaştırma diyorlar. Gelelim çıkarım yapma. Engebeli arazide de düz arazide de ses geliyormuş. Bunu fark etmiş. Bu bir gözlem. Engebeli arazide de düz arazide de bisikletimden ses geldiğine göre
sorun amortisörlerde değil, zincir veya mildedir diye düşünmesi bir çıkarımdır. Çıkarım da nedenlerle alakalıdır. Tahmin, zinciri yağlarsam sorun çözülür demesi bir tahmindir. Kestirim, tahmin nicel durumlarla ilgilidir. Kestirim ise nicel, pardon yanlış okudum, tahmin nitel durumlarla ilgilidir. Kestirim ise nicel durumlarla ilgilidir. Örneğin, yağlama sonrası yaklaşık %10 enerji tasarrufu sağlarım veya sesi %80 oranında azaltırım demek bir kestirimdir. Gelelim değişkenleri belirlemeye. Bu olayda yağlama ve yağ miktarı bağımsız değişken, ses düzeyi ve verimlilik ise bağımlı değişkendir. Öğrencilere deney sırasında sadece bir bağımsız değişkenle ilgilenilmesi gerektiği, diğer faktörlerin incelenmesine geçildiğinde yine başka faktöre odaklanılması gerektiği öğretilmelidir. Şimdi burası karışık yazmışız. Biraz daha net anlatalım. Şimdi diyelim ki bir ok atılıyor. Okun şu kadar gerildiğini, şu kadar gerildiğini ya da daha çok gerildiğini varsayalım. Ok şu kadar gerildiğinde şuraya düşer, şu kadar gerildiğinde şuraya düşer, daha çok gerildiğinde daha ileriye düşer. Şimdi burada oku ne kadar gerdiğimiz bir etken ve nedendir. Okun düştüğü uzaklığın artması ise sonuçtur. Bu bağlamda neden-sonuç ilişkisinde oku ne kadar gerdiğimiz bağımsız değişkendir. Okun ne kadar uzağa düştüğü ise bağımlı değişkendir. Peki okun 1 metre mi, 2 metre mi, 3 metre mi, ne kadar uzağa düşeceğini belirleyen tek şey ne kadar gerdiğimiz midir? Hayır. Başka şeyler de vardır. Örneğin havada oku iten veya hızını yavaşlatan rüzgar olması olabilir. Bu da sürtünme kuvvetini arttırır ya da azaltır falan. Bir başka unsur, okun veya yayın yapıldığı malzemenin çeşidi olabilir. Bir başka etken, oka ve yaya verdiğimiz atış açısı olabilir. Bunlar aslında, son olarak da yeşille şunu yazalım, germe diyelim. Germe kuvveti. Bunların hepsi aslında bağımsız değişkendir. Fakat biz 4 tane bağımsız değişkeni aynı anda inceleyemeyiz. İşte rüzgarı arttır, yavaşlat, o arada çeşidini değiştir. Oo, karma karışık olur bu iş. Biz burada bunu pembeyle yazalım gene. Bunu sabit tutacağız. Bunu sabit tutacağız. Bunu sabit tutacağız. Bir tek germe miktarını değiştireceğiz. Ve bunun etkisini ne kadar uzağa düştüğünü inceleyeceğiz. İşte çocuklara şunu öğretmemiz lazım bizim. Şunlar rüzgar, yönün kuvveti, okun çeşidi, yayın çeşidi. Aslında nedendir? Fakat bunları sabit tutarak, bunları kontrol edilen kontrol değişkeni haline getireceğiz. Sonrasında sadece germe kuvvetini değiştirerek, germe miktarını değiştirerek bunun etkisini inceleyeceğiz. E hocam rüzgarın etkisi olmaz mı? Okun çeşidinin etkisi. Tamam. O zaman da okun çeşidini inceliyorsan, 3 farklı ok yayla kullanıyorsan, o zaman da diğerlerini sabit tutacaksan sadece bunu değiştireceksin. İşte bütün espri burada düğümlenir ve çocukların ortaokul düzeyinde anlamakta zorlandığı yer burasıdır. Bilimsel bakış şudur. Bir şeye etki eden bir sürü neden vardır. Bilimsel mantık bu nedenlerin bir tanesi hariç hepsini standartlaştırır.
O bir tanesini değiştirir. O bir tane değiştirdiğimize bağımsız değişken deriz. Diğerlerine kontrol edilen değişkenler deriz. Ve bu bağımsız değişkenin etkisini inceleriz. Deney böyle bir şeydir. İşte bu bahsettiğim süreç değişkenleri belirleme, hangisi kontrol değişkeni, hangisi bağımsız değişken, bağımlı değişken olacak, bunu belirlemektir. Güzel. Sonra uygulamaya geçeriz. Uygulamada hipotez kurma söz konusudur. Hipotez kurmada da bazı aşamalar vardır ve hipotez kurmak bağımlı bağımsız değişken mantığıyla bilimsel bir hipotez kurma kazanımı 5. sınıfta vardır. 4. sınıfta bağımlı bağımsız değişken yoktur. Daha çok öğretmen yönlendirerek verir. Şimdi hipotez kurmanın bir takım kriterleri var. Birincisi, hipotezin konusu bilgi ve bilim olmalıdır. Subjektif konularda bilimsel hipotez kurulamaz, anlamlı değildir. Ne demek bu? Mesela Newton çağının en önemli bilim insanıydı. İşte ben şu meyveyi severim. Bunlar da önemli şeyler olabilir. Ama bunlar genellenebilir. Herkes için aynı olacak bilimsel bilgi düzeyi değildir. Onun için estetik konusunda, felsefe konusunda, din konusunda hipotez test etme bir şey söz konusu olamaz. 2. Hipotezler doğrulanabilir, yanlışlanabilir olmalıdır. Örneğin, germe kuvvetini arttırdığımda okun düştüğü mesafe artar. İyi bir hipotezdir. Okun germe kuvvetini arttırdığımda okun düştüğü yer artmaz ya da azalır. Yanlıştır ama iyi bir hipotezdir. Hiçbir sorun yoktur. Doğru da yazılır, yanlış da yazılır. Ama şu yanlış bir hipotezdir. Okun germe kuvvetini arttırdığımda okun düştüğü mesafe, uzaklık artabilir. Şimdi bu olmaz. Ya artar diyeceksin ya azalır diyeceksin. Artabilir çok esnek bir ifadedir. Artabilir de azalabilir de anlamına gelir. Böyle hipotez kurulmaz. 3. Hipotez cümlesi olumlu da olumsuz cümle kalıbında da yazılabilir. Önemli olan sınanabilir olması. Burada şunu söylemek istiyorum. Bal gibi biliyoruz. Yanlış çıkacak bu. Olsun. Bu hipotez olarak yazılabilir. Yanlışlanır. İnsan yanlışından da iyi şeyler, güzel şeyler öğrenir. 5. Hipotez cümlesi bir bağımsız değişken ile bir bağımlı değişkenin ilişkisine odaklanmalıdır. Eğer bağımsız değişkeni etkileyecek başka bağımsız değişkenler varsa bunlar sabit tutulmalıdır. Başka bir bilimsel araştırmada, başka bir hipotezde bunlar da sınanabilir. Biraz önce anlattığımız şey. En önemli nokta da burası zaten. Sonra deney tasarlama, deney uygulamasının zihinde tasarlanması, deney malzemelerini tanıma, kullanma, deney düzeneyi kurma. Gelelim işlevsel, operasyonel tanımlama. Burası da biraz karıştırılabilen bir yer. Burayı da anlatalım. Şimdi tanımlama, şöyle yapalım. Tanımlama iki tür olur. Bir, betimsel, şu kalemle yazalım ya, şu güzel yazmayayım. Bir, betimsel tanımlama. İki, operasyonel. Diğer adıyla işlevsel tanımlama. Basit bir örnekten yola çıkmak istiyorum. Mesela ben bir öğrencimi tanımlıyorum. Ayşe. 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 Sarı saçlı bir kızdır demem. Betimsel tanımlamadır. Ayşe saatte 100 tabak yıkar demem. Operasyonel iş tanımlamasıdır. Yine Ayşe saatte 100 soru çözer demem de operasyonel işlevsel tanımlamadır. Şimdi çok enteresan bir şey söyleyeceğim size. Gözlem sonuçlarından
Genellikle betimsel tanımlamaya ulaşırız. Deney sonuçlarındansa genellikle operasyonel tanımlamaya ulaşırız. Bu bağlamda bir deney düşünelim. Mesela X istasyonundan ve Y istasyonundan akaryakıt aldığımızı varsayalım. Ve hipotezimiz şu: X istasyonunun akaryakıtı daha çok yol almamızı sağlar diyebiliriz. Burada aynı arabayı kullanacağız. Rüzgar hızı aynı olacak. Eğim aynı olacak. Ya da olmayacak, sıfır eğimle gideceğiz. Ya da eğim olacaksa hep aynı olacak. İşte efendim başka içindeki yük miktarı aynı olacak. Çünkü araba daha yüklüyse daha çok benzin harcayabilir falan. Başka frene basma adedimiz aynı olacak falan filan. Bir sürü şey var. Sadece tek farklı olan şey bir benzini X istasyonundan diğerini de Y istasyonuna almış olacak. Bütün bu şartları sabit tuttuktan sonra X istasyonundan aldığım benzinle atıyorum 110 kilometre gidebildim. Y istasyonundan aldığım benzinle de 125 kilometre yol yaptım. Tabii dibindeki benzin de aynı olacak falan filan. Sonrasında diyorum ki ne demiştim ben? X istasyonu daha çok yol alırım. Yanlışmış. Y'den daha çok yol almışım. Benim hipotez güme gitti. Ama benim hipotezim kötü bir hipotez miydi? Hayır. Benim hipotezim yanlışlandı ve aslında tersinin doğru olduğu ortaya çıktı. Bu da çok değerli bir şeydir. Şimdi buradan yola çıkarak Y istasyonundan aldığım 1 litre benzinle 125 kilometre yol alabilirim. 2 litre benzinle 250 kilometre yol alabilirim gibi hesaplamalar ve veriler operasyonel tanımlamadır. Daha sonrasında bu operasyonel tanımlamaları şu hale getirmek. Ne kadar kötü çizdim ya. Bir de güzel çizebilsem şunu şahane olacak. Bu operasyonel tanımlamaları şu hale getirdim. Şurasına aldığım yol diyelim. Şurasına da litre benzin diyelim. 1 litre, 2 litre, 3 litre dediğimizi varsayalım. Burada da yolumuz 100 kilometre, 200 kilometre falan olsun. Efendim 1 litre ile şu kadar gitmişim, atıyorum 2 ile şu kadar gitmişim, 3. ile şu kadar gitmişim gibi. Bunu grafik haline getirmem, şu grafiğin adı da, ki öğrencilerden böyle bir şey de istenilebilir, bunun adı da model oluşturmadır. Tabii model oluşturmanın bir türü burada söylediğimiz gibi grafikle model oluşturmadır. Başka model oluşturma türleri de vardır. Mesela Ohm yasasını ortaokulda veriyoruz çocuklara. V eşittir IR ilişkisini yakalayıp çocukların ilişkide bunu çıkarsaması bir modellemedir. Yine çocukların atom modellemesinde tabii bu deney olmaz ama başka bir bilimsel araştırma olabilir. Atomla ilgili bir çizim yapmaları falan da bir modellemedir. Efendim, şimdi dönelim şuraya. Toparlayalım şurayı biraz. Ölçme demişiz. Bağımlı değişkenleri ölçme. Veri toplama, veri kaydetme, analiz etme, sonuç çıkartma, veri işleme, model oluşturma. Burada grafiği göstermişiz. Sonuç çıkartma, sunma, arkadaşlarına veya bir gruba sunmadır. Evet, bunlarla ilgili bir şeyler göstermem lazım şimdi.
Evet. Şimdi şuraya alalım. Bilimsel süreç becerileri buradaymış. Şimdi diyor ki burada Eğitim Fakültesi Fen Bilimleri dersinde öğretmen işbirlikli gruplara bir nesnenin 10 saniyelik süreçte aldığı yolu gösteren konum zaman grafiği vererek bunu önce hız zaman sonra ivme zaman grafiğine çevirmelerini ister. Bu etkinlikte öğrencilerin falan filan becerilerinden hangileri yapmaları kullanır falan diyor. Şimdi kendisi hazır 10 saniye süreçte aldı. Konum zaman grafiğini veriyor. Bunu başka türlü grafiğe çevirmesini istiyor. Çocuklar burada ölçüm yapıyorlar mı? Hayır. Hipotez kuruyorlar mı? Hayır. Kendileri bunu ölçseler de olabilirdi. Ama ne yapıyorlar? Verileri öteleme ve farklı biçimde ifade etme becerisi gelişiyor. Bunun doğru cevabı yalnız 3'tür. Bakın bu olayda öğretmen hazır vermeseydi verileri ondan sonra bunu çocuklar ölçerek bulsalardı, hesaplasalardı, kaydetselerdi, tablo oluştursalardı o zaman ölçüm yapma diyebilirdi. Daha öncesinde çocuklar efendim kuvveti şöyle arttırırsam hız şöyle artar, ivme şöyle artar diye hipotez kurmuş olsalardı ki kurmamışlar öğretmen hazır olarak vermiş. Onun için hipotez kurmayı alamıyoruz. Geçtik 2. Fen bilimleri öğretmeni Nurşen Hanım öğrencilere bir proje görevi verir. Buna göre öğrenciler bir bitkinin çimlenme sürecini gün be gün izleyerek gözlemlerini bir forma yazacaklardır. Öğretmen çimlenmenin nasıl kurgulanacağını öğrencilere hazır bir metinde yansıtmıştır. Bu çalışmada gözlem yapma, karşılaştırma, verileri kaydetme becerilerinden hangilerinin kullanılması gerekmektedir diyor. Şimdi bu ÖSYM'nin 2 ya da 3 defa sorduğu beylik bir soru tipi. Bir kere burada şurada yanılabiliyor öğrenciler. Haklı da aslında ben de burayı yani ÖSYM öyle diyor diye öyle anlatıyoruz. Aslında buraya girmemesi lazım ama giriyor. Burada çocuklar izliyorlar mı? Evet, gözlem yapma vardır. Sonra diyor ki bir forma yazacaklardır. Bu ne oluşturuyor? Verileri kaydetme. Şimdi aslında şöyle düşünüyor öğrenci. Ya diyor gün be gün yazdığı için diyor. Efendim bir santim oldu, 2 santim oldu, çimlendi falan filan. Gün be gün karşılaştırıyorum diyor. ÖSYM bunu karşılaştırma olarak tanımlamıyor. Doğru cevap 1 ve 3'tür. Karşılaştırma olabilmesi için şöyle olması lazım diyor. Mesela bir saksıdakini, çiçeği, tohumu suladım. Bir tanesini sulamadım. Bir tanesini güneşte bıraktım, bir tanesini karanlıkta bıraktım. Bir tanesini kırmızı ışıkta büyüttüm, bir tanesini yeşil ışıkta büyüttüm gibi. İki farklı şey olursa buna karşılaştırma yaptık diyor. Efendim, geçtik. 3. Bilimsel süreç becerilerinde bazen kavram öğretimi beraber kullanılır. Böyle bir etkinlikte aşağıdaki düşünme becerilerinin hangisi merkezi önemlidir? Karşılaştırma, sınıflama, olay olguları kronolojik sıraya koyma, yansıtıcı gözlem, serbest çağrışım, empatik düşünme. Çok da kolay bir soru değil, güzel bir soru. Ondan sonra cevap vermek isterseniz buyurun. Cem hocam. A mı? A. A. Şimdi düşünelim. İlk önce şuradan başlayalım. Yansıtıcı gözlem neden değil? Şimdi ÖYT derslerinde görüyorsunuz. Yansıtıcı gözlem ya da yansıtma, yansıtıcı düşünme diye bir şey var. Bu da şeyde geçer ÖYT'de. Kolb'un düşünme stillerinde geçer. Aşamalarında geçer. Yansıtıcı gözlem kendi yaşantılarından veya başkasının yaşantılarından birisini, bir şeyleri gözlemleyeceğim. Aa kötü oluyor böyle yapmayayım falan diyeceğim. Geçmişte böyle yaparken şimdi yapmayacağım falan. Yani davranışlarımı değiştireceğim. Diyor ki bilimsel süreç becerileri bazen kavram öğretimi ile beraber kullanılır. Böyle bir etkinlikte derken neyi diyor? Kavram öğretimi. Kavram öğretimi. Kavram öğretiminde etkinlikte derken kavram öğretiminden sonra demiyor. Kavram öğretiminde aşağıdaki düşünme becerilerinin hangisi önemlidir? E vallahi ne yapıyoruz kavram öğretirken? Basit düzeyde 3. 4. sınıfta var. Mesela katıyla sıvıyı karşılaştırıyoruz. Ortaokul düzeyinde
Düşünelim. İşte buharlaşmayla kaynamayı karşılaştırıyoruz. Efendim kavram neyi? Çözülme. Kavram ne? Süblimleşme. Kavram ne? Erime, donma, kırağılaşma falan filan. E bunları yaptırırken ne yapıyoruz? Kırağılaşmayla süblimleşmeyi, erimeyle donmayı, çözülmeyle erimeyi. Mesela çocukların çok karıştırdığı bir şeydir. Erimeyle çözülme. Çözülme kavramı yerine erimeyi, erime kavramı yerine çözülmeyi kullanabiliyorlar. Bu kavramları karıştırmasından diye ne yapacağız biz? Karşılaştırma ve sınıflama yapacağız. Aradaki farkları anlatacağız. Burası benziyor ama bak burası farklı falan diyeceğiz. Peki neden yansıtıcı gözlem değil? Çünkü kavram öğretimi sırasını soruyor. Ha şöyle, kavram öğretimini kaptıktan, kazandıktan sonra bunu hayata yansıtma denseydi o yansıtıcı gözlem olabilirdi. Geçtik. 4. Araştırma, sorgulama yaklaşımını dersinde kullanmak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki kazanımlardan hangisini seçmesi daha uygun olur? A. Çevre kirliliğinin nedenlerini listeler. B. Vücut sistemlerini karşılaştırır ve sınıflandırır. C. Bilimsel ilerlemede teknolojinin etkisine çıkar. D. Bilimsel süreç basamaklarını kullanarak çıkarıma ulaşır. E. Konu ile ilgili kavramlar arasında hiyerarşik ilişki kurar. Evet, ne dersiniz buna? Denizli. Evet, doğru. Şimdi bir öğrencim dedi ki, bu temiz bir soru. Ya hocam dedi, güzel, ben de D işaretlerim bunu ama dedi. Vücut sistemlerini karşılaştırmada, sınıflamada bilimsel süreç becerilerinden hiçbir şey yok dedi. Var. Bak karşılaştırma, sınıflamada var. Fakat daha uygundur diyor. Mesela bunda bilimsel süreç becerilerini hiç kullanamayız. Bunda bir tanesini kullanırız. Bunda bir tanesini, iki tanesini kullanırız belki. Bunda bir tanesini, iki tanesini kullanırız. Ama bunda baya baya deney yaptırırız, gözlem yaptırırız. Bilimsel süreç becerilerini tümünü kullanırız. Bunun için de doğru cevap D'dir. Geçtik. Efendim, Ayşe öğretmen dersinde Newton ve Leibniz'in birbirinden bağımsız olarak ve aynı günlerde matematiğe önemli katkılar sağlayan bir konuda aynı buluşu yaptığını anlatmıştır. Daha sonrasında Newton'un bu matematiksel yaklaşımı mekanikte nasıl kullandığını açıklamıştır. Ayşe öğretmenin üzerinde durduğu matematik fizik ilişkisi, mesela hatırlatmak istiyorum, yani soruyu açmak için, mesela Newton'dan hala kullandığımız 1 bölü 2 GT kare ilişkisi var. Bu matematiksel ilişki, matematik fizik ilişkisi bilimsel süreç basamaklarının hangisiyle daha çok ilgilidir? Hipotez kurma, model oluşturma, bağımlı bağımsız değişkeni belirleme, verileri kaydetme, sunma. Bence güzel soru, biraz da zor. Hadi bakalım bir doğru bilelim şunu. Doğru bilemezsek de çok sıkıntı değil, soru zor bir soru ama güzel bir soru. Ben B derdim. Başka fikri olan? Kesinlikle bunun doğru cevabı model oluşturmadır. Hatırlarsanız biraz önce konuşurken ne demiştim? Model oluşturmanın bir tipi grafikle model oluşturma demiştim. Bir tipi de V eşittir IR gibi Ohm yasasına ulaşmak da formülle model oluşturmaktır demiştim. Onun için model oluşturma. Şimdi gelelim. Neden verileri kaydetme değil? Şundan. Verileri kaydetme, mesela öyle olup olmadığını bilmiyorum ama muhtemelen öyledir. Newton bir saniye havada duruyor taş, ondan sonra ha kaydediyor, atıyorum 5.2 metre gitti diyor. Atıyorum 2 saniye havada durdu, işte şu kadar gitti, 10 metre falan. İşte bunun adı verileri kaydetmedir. Ama bu verileri kaydetmekten sonra bu verilerin her türlü durumda açıklanabileceği, daha önceden ne olduğunu kestirebileceğimiz bir modelleme üretiyor. Sonrasında biz taşı atmadan 1 bölü 2 GT kare hikayesini kullanarak ha diyoruz ki biz şu hızla atarsak şu kadar süre orada durur, şöyle olur diyoruz. İşte bu da
her türlü hareketi dünya üzerinde açıklayan bir modelleme oluyor. Bu anlamda fendeki formüllere modelleme adı veriliyor. Geçtik. 6. 8. sınıf fen bilimleri dersinde öğretmen slaytlar ile günlük yaşamda kullanılan 5 araç gerecin hangi basit makine prensiplerini kullandığını öğrencilerden tespit etmeleri istemiştir. Bir önceki derste basit makineleri anlatan öğretmenin yaptığı bu etkinlik ile hangi beceriyi geliştirme olasılığı daha yüksektir? Bağımlı ve bağımsız değişkeni belirleme, operasyonel işlevsel tanımlamaya ulaşma, hassas ölçüm yapma, verileri kaydetme, dikkatli gözlem yapma. Hadi bakalım ne diyorsunuz? Bir ipucu vereyim, deney falan yapmıyorlar ha. Sadece öğretmen mesela bir makas gösteriyor. Makasta hangi basit makine vardır diyor. Diyelim ki öğretmen, Dikkatli gözlem yapma mı acaba? Aynen öyle hocam, aynen öyle. Aferin. Mesela bu çok hoş bir şeydir. Çocuklar basit makineleri kitaptan ezberleyebilirler, öğrenebilirler. Ama tam bir öğrenme değildir bu. Mesela ben hep sorarım çocuklara. Derim ki şeyde kullanılan böyle ne derlerdi onun adını unuttum. Cımbız. Cımbızda hangi basit makine sistemi kullanılıyor derim. Ve çoğu şaşırır ondan sonra. Ya öğretmenim işte çıkrığı gördük işte kitap ya tamam diyorum bunu görmedim. Bu da orijinal bir şey. Burada ne kullanıyoruz? Çocuklara başka bir şey sorarım. Derim ki bilgisayarın mouse'u şu kullandığımız mouse. Mouse'a basarken buradan içeriden de bir şey itiyor. Bu neyi kullanır falan diye sorarım. İşte çocukların bunu algılayabilmesi için çok güzel gözlem yapması, algılaması gerekir. Geçtik. 7. Bilimsel süreç. Niye kalemi alamıyorum ben? Kalem gel buraya. Bilimsel süreç becerilerinin sıra düzeni ve zamansal akışı dikkate alındığında bir öğrencinin hipotez kurabilmesi için öncelikle aşağıdakiler hangisi yapması lazım diyor. Yani burada hipotez kurabilmesi için önceden hangisi yapılması gerekir diyor. A. Gözlem ve kestirim. B. Verileri kaydetme. Bakalım yukarıda şimdi. C. Model oluşturma. D. Sunum yapma. E. Ölçüm yapma. Gözlem yapma. Kesinlikle, A. Kesinlikle doğru söylüyorsunuz. Gözlem ve kestirim yapma deneyden önce yapılan hazırlık aşamalarındandır. Geçtik. Bilimsel süreç becerilerini öğrencilerine kazandırmak ve uygulatmak isteyen bir öğretmenin aşağıdaki öğretim yöntemlerinin hangisini seçmesi uygun olmaz? Açık uçlu araştırma, sorgulama, anlamlı öğrenme, hipotez test etme deneyleri, buluş yöntemi, proje yaklaşımı. Bunu bir önceki konuyla alakalı aslında. Buraya niye sıkışmış bu? Dedimiştik ki anlamlı öğrenmedir. Anlamlı öğrenme sunuş stratejisiyle aynı şeydir. Burada öğretmen yapıyor diye söylemiştik. Buraya pek yakışmamış bu soru. Bilimsel süreç becerileri ama. Efendim 9. Bir dakikadan az kaldı. Kesilecek şimdi. Soru yarım kalmasın diye kapattım. Ondan sonracıma haftaya saat yine 9'da başlarız arkadaşlar. 2 saat gene yapacağız. Bayağı bir 3'te 1'ini falan hallettik gibi konuları. Evet, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hocam bu kaydettiğiniz videolara nereden ulaşabiliriz? Acaba nasıl teyit edebiliriz? Tamam. Çok böyle bir dakikada az kaldı diye panikledim. Hemen tekrar gireceğim sözüm yarım kalırsa. Yani hemen